Finansal danışmanlık ve yazılım alanında hizmet veren Önder Bey ile sektördeki yolculuğunu konuştuk. Efendim, İş Dünyası programı olarak Adana'dayız. Tabii ki sizlerin de bildiği üzere yazılım hepimizin ihtiyacı. Yapılan projelerle de ön plana çıkmış olan 10 Yazılım ve Finansal Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Önder Bey de bizlere hem projelerini hem şirketini anlatacak bugün. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim, hoş bulduk. Adana'yı çok seviyoruz. Çok sıcak bir memleket gerçekten, evet. İnsanıyla hem de doğasıyla. Sizi biraz tanıyalım, ardından devam edelim. İsim Önder Uzkaralar, finans alanında öğretim üyesiyim, finansal danışmanlık şirketinin kurucusuyum. Önder Bey, aslında baktığımız zaman Adana'da kurulan birçok kolunuzun da Adana'nın dışında da yürüttüğünüz faaliyetleriniz evet. Sürüyor. Neler yapıyorsunuz yazılım alanında? Her sektöre yönelik aslına bakarsanız bazı çözümlerimiz var. Daha çok işletmeler ve sektörlere özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle sağlık sektörüne yönelik iki büyük projemiz var. Bir tanesi ilaç şirketleri, ecza depoları ve eczaneler arasında bir entegrasyon. Fonksiyonel tıp alanında üniversiteden hocalarımızla birlikte, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden hocalarımızla birlikte geliştirmiş olduğumuz bir yazılım var. Yine kişiselleştirilmiş beslenme takip programı şeklinde. Fonksiyonel tıptan da faydalanarak özellikle hem diyetisyenlere hem de diyetisyenlerin danışanlarına kullanabilecekleri bir yazılım sunuyoruz. Sektörünüz teknolojiyi barındırdığı için aslında sizde sürekli inovasyon ve yenilik var, güncelleme var. Hali hazırda da projeleriniz var aslında. Şu anda hangi projeler üzerine yoğunlaştınız? Aslına bakarsanız aynı anda birkaç proje yürütüyoruz. Sağlık sektörü dışında da yine projelerimiz var. Hani özellikle de işte aslına bakarsanız finans alanında öğretim üyesi olduğum için finansal çözümler de üretmeye çalışıyoruz şirketlere. Özellikle mali müşavirlerin kullanacağı, şirketlerin kullanacağı finansal analiz programları üretiyoruz. Şirketlerin güncel mali durumlarını tespit edebilecekleri ve geleceğe ilişkin mali öngörüler yapabilecekleri küçük çözümler. İsterseniz Furkan Bey'le de sevgili izleyicilerimize biraz daha detaylı tabii. Bilgiler verelim. Furkan Bey'i ben yanıma davet edeceğim. Ardından sohbetimizi Önder Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, şimdi de yanımda Furkan Say var. Kendisi proje yöneticisi. Projeyle ilgili detayları öğreneceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Gerçekten harala gürele önemli bir proje üzerine çalışıyorsunuz. Projeyle ilgili olarak bize neler anlatabilirsiniz? Şu şekilde, siz sipariş verdikten sonra 3 farklı yemek sipariş uygulaması var. Bunlar onların sistemlerine düşüyor. Fakat 3 farklı sekme açmak gerekiyor ve hepsini onaylamamız gerekiyor. Evet. Bu bir sorun. Neden bir sorun? Çünkü onun başında oturacak birçok işlemi yapacak birisi gerekiyor. Bu yüzden bir çalışan alması gerekiyor. Bundan dolayı bunların hepsini otomatikleştirme, otomasyon haline getiren bir yazılım sistemi tasarladık. Web yazılım. Bu web yazılım şu şekilde çalışıyor. Onların 3 farklı yemek entegrasyonu bizim sistemine entegre ediyoruz. Bu entegrasyon sonucunda onların siparişleri bizim sistemimize düşüyor. Bu siparişler bizim sistemimize düştükten sonra otomatikman onaylanıp fiş yazıcısından fiş çıkartılıyor. Normalde bunların hepsi otomatik halde değil de manuel olarak yapılması gerekiyor. Bunu otomatikleştiren, zamandan tasarrufu sağlayan ve çok fazla sipariş alan restoranların siparişlerini hemen onaylaması ve hemen siparişin hazırlanmasına geçilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu işi kolaylaştıracak bir yazılım ürettik. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Furkan Bey ile önemli bir proje üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi yeniden Önder Bey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önder Bey, aslında baktığımız zaman yazılımı hepimiz kullanıyoruz. Özellikle de akıllı telefonlarımız tamamen bir yazılımla çalışıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Sizlerle çalışmak isteyenlerle süreç nasıl başlıyor ve nasıl bir yolculuk sağlıyorsunuz onlarla? Genelde danışmanlık verdiğimiz şirketler üzerinden faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu genelde yönetim danışmanlığı ya da finansal danışmanlıkla başlıyor. Şimdiye kadarki sürecimiz bu şekilde ilerledi. Biz tüm süreçlerde, daha doğrusu işletmelerle yürütmüş olduğumuz tüm faaliyetlerde
teknolojiyi, dijitalleşmeyi kullanarak işletmelerin süreçlerini daha efektif hale, daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Önder Bey, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Adana'ya tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir kez daha sizlerin huzurunda hem Önder Bey'e hem de Furkan Bey'e teşekkür ediyor. Sözü yeniden İvan Asert'e bırakıyorum.